Arkadaşlar bu haftaki denememiz Coral Draw denemesi ikinci deneme. Evet arkadaşlar birinci soruda aşağıda demiş Akroponiks Yunan'da sayılar için kullanılan semboller ve bu sembollerin değerleri verilmiştir diye söylemiş. Defne ve Demet bu sembolleri kullanarak sayılar oluşturuyor. Defne'nin yazdığı sayı A, Demet'in yazdığı sayı B olmak üzere kök A ile kök B'nin toplamı bir tam sayı olduğuna göre Demet'in yazdığı sayının sembolleri gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi A'yı bir bulalım arkadaşlar. A'ya baktığımız zaman burası arkadaşlar bizim kaç eşittir? 2 eşittir. Sonra arkadaşlar buraya baktığınız zaman şurası arkadaşlar 5. Burası arkadaşlar bizim 10. Burası arkadaşlar baktığınız zaman burası kaçmış? 6. Şurası arkadaşlar bizim kaç diyebiliriz? 100 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani bu ifademiz aslında A ifademize baktığınız zaman arkadaşlar 2,56 sayısına eşittir diyebiliriz. Peki kök içerisinde arkadaşlar 2,56 sayısı karekök içine kaç ola çıkar? Bizim 1,6 olarak ne yapar arkadaşlar? Dışarı çıkar. Demek ki şurası 1,6'ya eşitmiş arkadaşlar. Yani 1,6 ile arkadaşlar demek ki ben bu karekök içine çıkan bir ondalıklı sayıyı topladığım zamanki durumda o zaman sonucumuz bir tam sayıya eşit olacakmış. Şıkları denelim. Hangisi olamaz diyor soruda. Şimdi şurası arkadaşlar 1, burası 10. O zaman arkadaşlar şurasına baktığınız zaman 6'ya burası arkadaşlar 100 dediğimiz zamanki durumda burası arkadaşlar 0,16 yapar. 0,16 kök içerisinde 0,16 arkadaşlar bizim 0,4 olarak çıkar. 0,4 ile 1,6'yı topladığımız zaman bir tam sayı çıkar. O zaman bu ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Buna geçtik. Mesela B'ye bakalım arkadaşlar. B'ye baktığınız zaman şurası 1. Şurası arkadaşlar 9. 9 bölü 10. Aynı şekilde burası da arkadaşlar 6 bölü 100 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar buradaki ifademiz bizim ne eşittir? 1,96. Karekök içerisinde 1,96 arkadaşlar bizim 1,4 yapar. Şimdi 1,4 ile arkadaşlar 1,6'yı topladığınız zaman yine bir tam sayı çıkar. O zaman bunu da geçtik. C'ye bakalım arkadaşlar. Burası arkadaşlar bizim kaçmış? 3. Burası arkadaşlar bizim kaç? 10. Burası arkadaşlar 6. Burası arkadaşlar 100. O zaman arkadaşlar burası 0,36 eşitmiş. 0,36 kök içerisinde 0,36 benim arkadaşlar kaç eşittir? 0,6 eşittir. Şimdi 1,4 ile arkadaşlar 0,6'yı topladığımız zaman 1,6 ileydi. 1,6 ile 0,6'yı topladığımız zaman burası arkadaşlar 2,2 yapar. Yani bir tam sayı yapmaz. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuzda yukarıda diyor pembe bölgedeki kareler birbirlerine eş, yeşil bölgedeki kareler birbirlerine eştir. Bu kareler üzerine bir sayı doğrusu çizilmiştir diye söylemiş. A ile B'nin toplamı 7'nin karesi artı 10 üzeri eksi 6 şeklinde söylemiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? 49 çarpı 10 üzeri eksi 6 demek. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar pembe kareler birbirlerine eşit, yeşil kareler birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. Bunun yerine A yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 tane karenin birleşiminden oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 tane karenin birleşiminden oluşmuş. Demek ki 8 ve 6 birbirlerine eşitmiş. 8 ve 6 birbirlerine eşitse demek ki arkadaşlar 2'ye böldüğüm zaman burası 4, 2'ye böldüğüm zaman burası 3. Yani demek oluyor ki arkadaşlar biz buradan şunu çıkartabiliriz. Eğer burası 4 ve 3 birbirlerine eşit olabilmesi için demek ki şuradaki her bir birimimiz arkadaşlar bizim 3 birim olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar şuranın her biri de arkadaşlar bizim 4 birim olması gerekiyor şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Şimdi buna göre arkadaşlar baktığınız zamanki durumda A yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Mesela A yerine baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 3 kere 5'ten 15. Demek ki arkadaşlar buradan şunu söylesek. Mesela şıklara göre hareket etsek. Burası arkadaşlar bizim bir tane sağa doğru kaydırdığımız zamanki durumda 15 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 yapar. Mesela A'ya ben arkadaşlar 15 çarpımda 10 üzeri eksi 6 desem. O zaman B'miz kaç yapacak arkadaşlar? 49'dan 15'i çıkarttığım zamanki durumda 10'a eşit olacaktır. O zaman 49'dan 15 çıkartırsam arkadaşlar burası kaç yapar? 34 çarpımda 10 üzeri arkadaşlar kaç yapacak? Eksi 6 yapacak. Demek ki B'mize 34 çarpımda 10 üzeri eksi 6 olması lazım. Demek ki A'mız arkadaşlar 3 çarpımında yani şurasına baktığınız zaman 15 ise B'miz de şuranın tamamında arkadaşlar bizim kaç olması lazım? 34 olması gerekiyor. Bir toplayalım gerçekten bunların hepsinin toplamı 34 çıkıyor mu?
4, 4, 4, 4, 4 tane 4. O zaman ne yapar arkadaşlar bizim? 16. O zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane arkadaşlar. 3, 18. İkisini topladığımız zaman cevabımız kaç çıkar? 34 çıkar. Gerçekten de arkadaşlar B'miz 34 çarpımda 10 üzeri eksi 6. A'mız arkadaşlar 15 çarpımda 10 üzeri eksi 6 diyebiliriz. Demek ki A yerine gelecek olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bolu şeklinde biz ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Evet, gelelim 3. soruya. Aşağıda üzerinde farklı renklerde tuş bulunan bir hesap makinesi verilmiştir diyor. Bu hesap makinesinde tuşlardan ikisine sırayla basılıyor. Hesap makinesi ilk basılan tuştaki rakamın toplama işlemine göre tersine taban. Buraya dikkat. İkinci basılan tuştaki rakamı ise üst olarak algılayarak bir üstü sayı oluşturuyor. Oluşturan bu üstü sayının 150'si, yani yarısı ekrana yazılıyormuş arkadaşlar. Buna göre Mert, Hasan ve Sevim yukarıdaki şartlara uygun olacak şekilde bu hesap makinesinde üstü ifadelerin değerlerini hesaplayacaktır. Mert, Hasan ve Sevim'in sayıları elde ederken bastığı tuşlar sırasıyla sarı ve mormuş. Demek ki Mert'e baktığınız zaman arkadaşlar, sarıya bakarsanız arkadaşlar kaç var? 8. Mora bakarsanız arkadaşlar kaç var? 3 var. Demek ki Mert buradan arkadaşlar neye basıyor? 8 ve 3'e basıyor. Nasıl bir sayı oluşuyor? Şimdi arkadaşlar ilk bastığı sayının arkadaşlar toplama işlemine göre tersini alıyordu. Yani eksi 8. O zaman kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 3. kuvveti. Çıkacak olan sayı ne yapacaktı arkadaşlar? Bunun yarısı yapacaktı. O zaman bölü 2 diyeceğiz. Sonra devam edelim arkadaşlar. Pembe ve mavi basıyormuş Hasan. Hasan'a bakalım. Hasan. Hasan da arkadaşlar ne yapmış? Pembe. Pembemiz kaç arkadaşlar? Bizim 9. Mavimiz arkadaşlar bizim kaç? 4. O zaman 9 ve 4'e basıyor. Demek ki toplama işlemine göre tersi eksi 9. Eksi 9'un kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Bunun yarısını çıkartacak. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Mavi ve yeşil kimmiş? Sevim bu şekilde basıyormuş. Sevim'e baktığımız zaman mavimiz arkadaşlar bizim kaç? Mavimiz arkadaşlar bizim 4. Yeşilimiz arkadaşlar bizim kaç? Yeşile de baktığınız zaman 1. Yani o zaman buradan ne yapabiliriz? 4 ve 1'e basıyor. O zaman arkadaşlar buradaki ifademiz ne olacak arkadaşlar? Eksi 4'ün kaçıncı kuvveti? 1. kuvvetinin yarısını alacağız yine aynı şekilde. Şimdi bu işlemlerin tamamının çarpımını istiyor arkadaşlar bizden. O zaman zaten şuradaki ifademiz negatif çıkacaktır. Negatif çıkacağına göre arkadaşlar ben buradan o zaman şunu söyleyebilirim. Eksi 2'nin 8 arkadaşlar 3. kuvveti olduğundan dolayı eksi 2 üzeri 9'un bölü 2 diyebiliriz. Yani bu aslında bizim neye eşittir? Neyse, bu şekilde bırakalım. Sonra aynı şekilde arkadaşlar şuradaki ifadenin üstü çift sayı olduğundan dolayı sonuç pozitif çıkacaktır. O zaman buradaki ifademiz arkadaşlar bizim kaça eşittir? 9. 9'un 4. kuvveti. O zaman arkadaşlar burası ne yapar? 3 üzeri 8 bölü arkadaşlar kaç yapar? 2. Buradaki ifademiz negatif çıkacaktır. O zaman eksi arkadaşlar kaç yapar? Eksi 4'ün ya da 2'nin karesi de diyebiliriz. 4'ün kaçıncı kuvveti? 4'ün 1. kuvvetinin arkadaşlar kaçıncı bölü kaç diyebiliriz? 2 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buradaki ifadelerin tamamını çarpımına. Şimdi zaten şu ikisi bizim eksi olduğundan dolayı 2 tane eksinin çarpımı artıya dönüşecektir. O zaman sonucumuz kesinlikle ve kesinlikle pozitif çıkacaktır. O zaman A şıkkını eledik. O zaman bakıyorum arkadaşlar, çarpıyorum. 2 üzeri 9 bölü arkadaşlar 2 çarpımında 3 üzeri 8 bölü arkadaşlar kaç diyeceğiz? 2 çarpımında 4 bölü arkadaşlar kaç diyeceğiz? 2. Şimdi şunlar birbirlerini götürdü zaten. Burada kaç kalır? 2. Şunlar birbirlerini götürdü. O zaman şu ikisi birbirlerini götürdüğü zaman arkadaşlar burada 2 üzeri 8 kalır. 2 üzeri 8 çarpımında 3 üzeri 8. Buradaki ifademiz arkadaşlar üstlerimiz eşitse tabanları kendi arasında çarparız. 6 üzeri 8'e eşit olur diyebiliriz. Bakıyorum şıklarımızda 6 üzeri 8 var mı? Var. O zaman cevap Ceyhan şeklinde sonucu söyleyebiliriz. Evet, gelelim 4. soruya. Aşağıda demiş, alanı 216 santimetre kare olan, kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir diyor. Bu karton bir makas yardımıyla kesikli çizgiler üzerinden kesilerek küçük parça büyük parçanın sol tarafına kenarları ile C ve E noktaları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılmış. Bu karton parçalanan alanları oranı 2/7. Yani şurası arkadaşlar 2 ise demek ki burası arkadaşlar 7 alanı aitmiş. O zaman toplamda kaç yapar? 9. 9 olduğuna göre ben öncelikli olarak 216'yı arkadaşlar ne yaparım? 9'a bölerim. Yani 9 katımız arkadaşlar 216'ya eşit olduğuna göre bir katımız kaça eşittir onu bulurum. Bir katımız kaça eşitmiş arkadaşlar? 24'e eşitmiş. O zaman ben bunu 2 çarpımda 24'ten arkadaşlar buranın alanı kaç bulurum? 48. Aynı şekilde burası 7 çarpımda arkadaşlar 24'ten
Değil mi? O zaman buranın alanı kaç bulurum? 168. Şimdi buraya baktığınız zamanki durumda o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz buradan şunu söyleyebiliriz. Burası 48, burası da 168. Bize ortak olan her ikisinin aynı kenara sahip ortaklıkları var. Yani şu kenarla şu kenar aslında birbirlerine eşit. Çünkü ben bunu aldım buraya koydum. Doğru mudur? Yani şu kenarla şu kenar aslında birbirlerine eşit. O zaman ben bu ikisinin EBOB'unu bulurum. Zaten bu ikisinin EBOB'una baktığınız zaman ne olmak zorunda? 24 olmak zorunda. Demek ki aslında şu kenarımız aslında bizim kaçmış arkadaşlar? 24. O zaman bu kenarımız bizim kaça eşittir? 24. Eğer burası 24 ise şimdi bunun alanı 48 olduğuna göre burası 24 ise buraya kaç kalır? 2. Demek şu kenarımız 2. Burası 24 ise şu kenarımız o zaman bizim kaç olacak arkadaşlar? 7. Demek ki şuranın tamamı arkadaşlar bizim kaçmış? 7. Benden istenen şu mavili çizgili olan birim. Kaç birim olduğunu soruyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 7'den biz 2'yi çıkartacağız. O da kaça eşittir? 5'e eşittir diyebiliriz. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Bol şeklinde sonucu söyleyebiliriz. Evet, gelelim 5. sorumuza arkadaşlar. Her birinin içinde diyor birer sayı yazılmış olan kare şeklindeki kutulardan oluşan şekillerde her seferinde diyor bir sütun veya satır boyunca katlanarak yeni şekiller elde ediliyor. Sütunda katlama yapıldığında üst üste gelen karelerdeki sayılar çarpılıyor. Yani arkadaşlar ben bunu bu tarafa doğru katladığım zaman demek ki burası arkadaşlar çarpılıyor. Aynı zamanda arkadaşlar satırlar katlama yapıldığında üst üste gelen kutularda yer alan büyük sayı küçük sayıya bölünüyor. Yani ben bunu bu şekilde katladığım zamanki durumda veya bunu bu tarafa ya da bunu bu tarafa da olabilir arkadaşlar. Katladığım zamanki durumda demek ki burası ne oluyor arkadaşlar? Bölünüyor. Ama büyüğü küçüğe bölecekmişiz. Tamam. Buna göre arkadaşlar ne demiş? Aşağıdaki şekil demiş. Önce A sütunu B sütunu üzerine, daha sonra da D satırı C satırı üzerine gelecek şekilde katlandığında oluşan yeni şekildeki sayılardan kaç tanesi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayılar karekök dışına çıkamayan sayılar diyebiliriz arkadaşlar burada. Çünkü pili bir sayı yok burada. Baktığınız zamanki durumda. O zaman öncelikli olarak arkadaşlar şuraya bir bakalım. Burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 3 kök 2 eşittir. Zaten ben bunu arkadaşlar bu şekilde çarptığımız zamanki durumda şöyle çarparsak ben bunu şu şekilde arkadaşlar yan yana getirdiğimizi düşünelim. Şöyle yaptığımız zamanki durumda 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bunu bu şekilde katladığım zamanki durumda arkadaşlar burası bizim 3 kök 2 ile kök 5'i çarptığımız zaman arkadaşlar burası kaç yapar? 3 kök 10 yapar. Aynı zamanda arkadaşlar burası bizim neye eşittir? Eksi 3 kök 3 diyebiliriz arkadaşlar buraya. Şimdi ikisi de karekök içerisindeki sayılar aynı olduğundan dolayı kök 3 ile kök 3 çarparsam 3 yapar. Eksi 3 ile 2 çarparsam eksi 6. Eksi 6 ile de arkadaşlar 3'ü çarparsam eksi 18. Demek ki burası arkadaşlar bizim kaça eşittir? Eksi 18 eşittir. Aynı şekilde burası arkadaşlar 2 kök 2 eşitti. Ben bu ikisini çarparsam 3 ile eksi 2 çarparsam eksi 6, eksi 6 kök 2 eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar buraya baktığınız zaman burası 9 çarpımda kaçtır? 6. Yani aslında neye eşittir? 3 kök 6 şeklinde söyleyebiliriz. 3 kök 6 ile eksi kök 6'yı çarparsak arkadaşlar kök 6 ile kök 6'yı çarparsam 6 olarak çıkar. Eksi 3 ile 6'yı çarparsam eksi 18. Demek ki burası arkadaşlar bizim kaça eşittir? Eksi 18'e eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Gelelim şunları da dışarı çıkartalım. Zaten burası devirli ondalıklı sayı. Devirli ondalıklı sayılarda arkadaşlar kök içerisinde burası 9 bölü 9. Yani 1 olarak çıkar. Demek ki arkadaşlar şurası bizim kaçtır? 1'dir. Burası kök 16 benim 4 diye çıkar. O zaman eksi 16 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burası 25 5 olarak çıkar arkadaşlar. Burası eksi 3 kök 2 şeklinde yazdık. Aynı zamanda burası arkadaşlar kök 12 4 çarpımda 3'ten 2 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz. Eksi 144 demiş. 144 benim 12 diye çıkar. Önünde eksi olduğundan dolayı eksi 12 şeklinde söyleyebiliriz. 75, 25 çarpımda 3 yani 5 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar buraya. 5 kök 3 yazdık. Aynı zamanda arkadaşlar şurası da bizim kaça eşittir? Kök 18 demiş. Kök 18'e 3 kök 2'ye eşittir şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Şu anda ne oldu arkadaşlar? Burası C oldu, burası da D oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne istiyordu arkadaşlar? D'yi diyor C'nin üstüne katlayacağız. Yani ben bunu ne yapacağım? Şöyle katlayacağım. Katladığım zamanki durumda şu ikisi arkadaşlar demek ki birbirlerine bölünecek. Tabii büyük olan sayı küçük olan sayıya bölünecek demek istiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Baktığınız zamanki durumda oluşacak olan şeklimiz nasıl bir şekil oluşacak? Hemen şuraya onu yapıyorum. Burada baktığınız zamanki durumda arkadaşlar hemen şöyle yazacak olursak bunu da. Evet.
Şurada şu ikisini böldüğümüz zamanki durumda zaten arkadaşlar burasının irrasyonel bir sayı olacağını ne yapabilirsiniz arkadaşlar görebilirsiniz. Çünkü kök 2'yi yok edecek herhangi bir şeyimiz yok. Demek ki arkadaşlar şuradaki sayımız bizim nedir? İrrasyonel. O şekilde ne yaptık arkadaşlar? Yazdık. İrrasyonel bir sayı. Peki aynı zamanda baktığınız zaman şu ikisi arkadaşlar baktığınız zamanki durumda ikisi de kök 3'lü ifadeler var. Demek ki buradaki büyük sayı küçük sayıya böldüğüm zaman 5 bölü 2 şeklinde ne yapacak arkadaşlar? Gelecek. Aynı zamanda şu ikisine baktığınız zamanki durumda arkadaşlar yine aynı şekilde burada bizim nedir arkadaşlar? Yine bir irrasyonel sayı var. Yani 3 kök 2 bölü arkadaşlar. Eksi 12 diyelim arkadaşlar. Çünkü burası da bizim nedir? İrrasyonel. İrrasyonelleri arkadaşlar böyle yuvarlak içerisine alıyorum. Daha belirgin olsun diye. Şimdi buradaki işlemlerimizde bakın şunları buraya bu şekilde katladık. Katladıktan sonraki durumda zaten 3 kök 10 vardı arkadaşlar burası. O zaman burası arkadaşlar bizim irrasyonel. Burada 1 vardı. Burası eksi 16 idi. Burası arkadaşlar kaçtı? Bizim 5'ti. Aynı şekilde burası arkadaşlar eksi 3 kök 2 idi. Burası da irrasyonel. Burası arkadaşlar kaçtı? Eksi 18'di. Baktığınız zaman son durumda arkadaşlar kaç tane irrasyonelimiz var? 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane var. O zaman cevabımız arkadaşlar kaça eşittir? 4'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet 6. sorumuz aşağıda en çok 20 santim ölçebilen bir cetvel 5 farklı renge boyanmıştır diyor. Mustafa boyu demiş 8 kök 3 santim ve 7 kök 5 santim olan iki tahta parçasının uzunluğunu yukarıdaki cetvelle ölçmek istiyor. Mustafa uzunluğu 8 kök 3 santim olan tahta parçasının bir ucunu 0 sayısına getirip diğer ucunu 7 kök 5 santim olan diğer tahta parçasının bir ucunu 20 santime yerleştiriyor. Yani bunu ne yapıyor arkadaşlar? Buraya yerleştiriyor. Buradan bu şekilde ölçüyor. Bunu da ne yapıyor? Buradan yerleştiriyor. Bunu bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Ölçüyor. Önce bunların yaklaşık değerlerine bir bakmamız lazım. 8'i içeri atarsanız 64, 64 çarpımda 3 kök içerisinde arkadaşlar 192 yapar. 192'nin yaklaşık değeri kaç eşittir arkadaşlar? 14'e eşittir diyebiliriz. Peki buna bakalım. İçeri attığımız zaman 49. 49 çarpımda 5'ten kök içerisinde arkadaşlar 245. 245'in yaklaşık değeri arkadaşlar bizim kaça eşittir? 16'ya. 256'ya yakın olduğundan dolayı 16'ya eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki arkadaşlar bize buradan önce diyor Mustafa diyor 8 kök 3 santim olan tahta parçasının daha sonra boyu 7 kök 5 santim olan tahta parçasının ölçtüğüne göre. Önce bunu ölçtüğüne göre o zaman sıfırdan nereye kadar gelecek arkadaşlar? Yaklaşık olarak arkadaşlar 14'e gelecek diyebiliriz. Peki sonra da arkadaşlar bunu ölçtüğüne göre demek ki 20 birimden arkadaşlar 16 birimi ne yapacağız? Çıkartacağız. Yani kaça gelecektir arkadaşlar? 20 birimden 16 birimi çıkarttığımız zaman arkadaşlar şöyle 4'e seviyelerine gelecek şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Diyor ki tahta parçaların birbirlerine en yakın olan uçları sırasıyla hangi renkli bölgelere denk gelir? O zaman bunlar şurası turuncuya gelir. Burası da arkadaşlar pembeye gelir. Demek ki pembe ile turuncuya gelmesi gerekiyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Birincisi turuncu, ikincisi pembe. Yani cevap bolu şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet 7. sorumuz arkadaşlar. Sinen bir kenarının uzunluğu 3 çarpımında 256 santim olan kare şeklindeki demir levhaya aşağıdaki gibi keserek eş dikdörtgen parçalar ayrılıyor. Şimdi burasının kare olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman burası 3 çarpımda 2 üzeri 6. Evet kare dediğinden dolayı arkadaşlar burası 3 çarpımda 2 üzeri 6 şeklinde söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. O zaman ben arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 6 ifadesini 6'ya böldüğüm zamanki durumda şunlar birbirlerini götürür burada 2 kalır. Yani o zaman burası ne yapar? 2 üzeri 5. Demek ki şunun bir kenarı arkadaşlar aslında 2 üzeri 5'e neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Peki buna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya ayıracağız. Arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 6'yı 4 parçaya ayıracağız. Bu da bizim ne eşittir arkadaşlar? 3 çarpımda 2 üzeri 6 bölü arkadaşlar 2 üzeri 2 diyebiliriz. Yani demek ki burası arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 4'e eşittir diyebiliriz. Tabanlarımız eşitse üstler birbirlerinden çıkartılırdı bölme işleminde. Şimdi o zaman arkadaşlar ne yaptık? Şuradaki ifademiz yani şu kenarımız arkadaşlar bizim aslında neye eşitmiş? 3 çarpımda arkadaşlar 2 üzeri 4'e eşitmiş. Bizden istenen şu diyor ki arkadaşlar aşağıdaki tabloda bu iş için kullanabilecek iki farklı boyanın bir paketiyle boyanabilecek yüzey alanları ve boyaların paket fiyatları verilmiştir. Buradan bunlardan arkadaşlar 16 tanesini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 evet 16 tanesini arkadaşlar kullanarak 25 sayısını elde etmiş. O zaman bir tanesinin alanını bulacağız. Bunu boyayacakmış arkadaşlar. Ön yüzünü boyayıp sarı renge boyayacakmış. Bir tanesinin alanını bulmamız da gerekiyor. Bir tanesinin alanını bulduğumuz zamanki durumda ne yapar? Şu kenarla bu kenarın çarpımına eşittir. Yani 2 üzeri 5 de arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 4'ün çarpımına eşittir.
Bu da bizim arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 9'a eşit olmak zorunda. Demek ki bunun bir tanesinin alanı arkadaşlar neye eşitmiş? 3 çarpımda 2 üzeri 9. Peki diyor ki arkadaşlar Sinem ucuz olan markayı seçtiğine göre diğer markaya göre kaç TL az ödeme yapar? Şimdi bir tane parça için düşünelim arkadaşlar. Bir parça için acaba ne kadar ücret ödeyecek? Mesela A markası için baktığımız zamanki durumda arkadaşlar toplamda bir tanesinin alanı arkadaşlar bizim 3 çarpımda 2 üzeri 9'du. O zaman A markası için şöyle düşünebiliriz. Deriz ki arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 9'u ben şimdi 192 demek arkadaşlar neye eşittir? 3 çarpımda arkadaşlar 64'e eşittir. Yani bu ne demek? 3 çarpımda arkadaşlar aslında 2 üzeri 6 metrekarelik alan. Peki 128 2 üzeri arkadaşlar 7'ye eşitti. Şimdi ben o zaman şu kadar alana sahip olduğuna göre kaç paket bundan kullanacakmışım onu bulabilirim. Toplam bir tanesinin alanı 3 çarpımda 2 üzeri 9'du. Ben bunu o zaman arkadaşlar 3 çarpımında 2 üzeri arkadaşlar 6'ya böldüğüm zamanki durumda şunlar birbirlerini götürürse burası arkadaşlar bizim ne yapar? 2 üzeri 3 yapar. Yani 2 üzeri 3 demek ne demek arkadaşlar? Bizim 8 tane kullanacağımızı söylüyor. 8 tane ise her bir paketimizde 25 TL'den olduğuna göre 25 ile çarparsam demek ki bir tane yüzünün boyanabilmesi için arkadaşlar buna ödeyeceğim para ne kadarmış? 200 TL. Peki diğerine bakalım. B markası için bakalım. B markası için baktığınız zaman onu da şuraya yapayım. Arkadaşlar 3 çarpımda 2 üzeri 9'du. Bunun tamamının alanı. Bölü. O zaman arkadaşlar 2 üzeri 7'ye böldüm. Burası arkadaşlar 3 çarpımda o zaman kaç yapacak arkadaşlar? 2'nin kaçıncı kuvveti yapar? Karesi yapar. Yani 4 çarpımda 3'ten 12 TL, 12 paket yapar. 12 paket olduğuna göre 12 paketi de ben her bir paketi 15 TL'den aldığıma göre 15 ile çarparım. 15 ile çarptığım zamanki durumda arkadaşlar o zaman burası bizim kaç yapacak? 180 TL'ye eşit olacak. Demek ki burası arkadaşlar 200 TL'den alıyormuşum A markası için. Burası da 180 TL'den. Demek ki bir tanesini boyamak için aradaki farkımız ne kadar? 200'den arkadaşlar 180'i çıkarttığım zamanki durumda 20 TL'lik bir farkımız varmış. Peki bir tanesi için 20 TL ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane olduğuna göre 16 çarpımda 20'den aradaki farkımız kaç yapacak arkadaşlar? Bizim 320 TL şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet gelelim 8. soruya arkadaşlar. Yarıçapı R olan dairenin çevresi 2πr formülü ile hesaplanır demiş. Aşağıda 6 eş bölmeye ayrılmış çemberin yarıçap uzunluğu kök içerisinde 18. Yani bu ne demek? 9 çarpı 2 yani 3 kök 2 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Çember A noktasından B noktasına daha sonra C noktasına doğru ok yönünde kaymadan sadece dönerek hareket etmiş. Şu şekilde dönmüş arkadaşlar bunlar. Yukarıda çemberin ok yönünde döndükten sonra B ve C noktalarındaki görüntüsü verilmiştir. Şuradaki görüntülere. Buna göre A ile B, B ile C arasındaki santimetre cinsinden uzaklıklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Mesela buraya baktığınız zaman yeşil ne yapmış arkadaşlar? Buradan arkadaşlar ne yapmış? Görmüş olduğunuz gibi buraya gelmiş. Yani 1, 1, 2, 3, 4. 4 birim ya gitmiş ya da 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya da 10 birim gitmiş. Demek ki buradan buraya gelebilmek için arkadaşlar ya 4 birim gitmiş ya da arkadaşlar kaç birim gitmiş? 10 birim şeklinde gitmiş şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar zaten bir tanesi çevresi yarıçap uzunluğu bizim 3 kök 2 olduğuna göre ben bunun öncelikli olarak bir çevresini bulayım. Pi gördüğümüz yere 3 yazacakmışız. O zaman 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar 3 kök 2 diyecek olursam burası 9, 9 kere 2 18, 18 kök 2 yapar. Demek ki bunun tamamının zaten çevresi 18 kök 2. Bir kere demek ki buradan buraya gelebilmesi için arkadaşlar şıklara baktığımız zaman 30, 20, 24, 30 dediğine göre arkadaşlar burası o zaman arkadaşlar bir kere ne olması lazım? Bir dönmeden daha fazla olması lazım. Yani bir tur attıktan daha fazla olması lazım. Demek ki 10 birim gittiğini düşünüyorum. 10 birim gittiğini düşünecek olursam şöyle diyebilirim arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birimlik arkadaşlar 6 birimlik bizim çevresi 18 kök 2'ye eşitse 10 birimlik çevresi arkadaşlar bizim kaça eşittir diye ne yapsam? İçler dışlar çarpımı yapsam. 6 ile bunu sadeleştirirsem burada kaç kalır? 3. 3 ile 10'u çarparsam kaç yapar? 30. Demek ki 30 kök 2 olması gerekiyormuş. Demek ki A ile B arasındaki arkadaşlar uzaklığımız bizim kaça eşitmiş? 30 kök 2 eşittir diyebiliriz. Şıklarımızda bir bu var, bir de bu var. Şu anda iki şıkkımızı ne yaptık arkadaşlar? Eledik.
Peki devam edelim arkadaşlar. Diğerlerine baktığınız zaman burası 24 kök 2, burası 15 kök 2. Demek ki arkadaşlar şimdi bundan sonra buraya gelebilmesi için kaç birim gidebilmesi lazım? Şimdi bu buraya gelebilmesi için 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 birim gidecek? 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya da 11 birim gitmesi lazım. O zaman buradan buraya gelirken önce 5 birim olduğunu düşünsek bakalım ne çıkacak bizim. Diyorum ki arkadaşlar 6 birimde bizim arkadaşlar 18 kök 2 idi. O zaman 5 birimde arkadaşlar kaça eşittir diye ne yapıyorum arkadaşlar? Uzunluğunu bulmak istiyorum. O zaman ben buradan şunlar birbirlerini götürürse burada kaç kalır? 3 kalır. 3 kere 5 kaç yapar? 15. O zaman cevap 15 kök 2'ye eşittir şeklinde söyleyebiliriz. O zaman şıklarımızda 30 kök 2 ile 15 kök 2 baktığın zaman hangisinde var? Denizli de var. O zaman cevap Denizli şeklinde diyebiliriz. Evet, 9. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda eş karelerden oluşan tabloda ardışık iki kare arası mesafe 1 birim olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bu tablo çözümlenmiş ondalık gösterimleri yazmak için hazırlanmıştır. Tabloda verilen rakamlar sadece sağa sola aşağı yukarı hareket ettirebilmekte. Bu rakamlar tablo üzerinde hareket ettirilerek ondalık gösterimi verilen ifade kırmızı noktalarla belirtilen karelere yerleştirilecektir diyor. Buna göre çözümlenmiş hali aşağıdaki gibi olan ondalık gösterim kırmızı noktalarla belirtilen bölgeye yerleştirildiğinde tüm rakamlar toplamda en az kaç birim hareket etmiş olur diyor. O zaman buraya baktığınız zaman arkadaşlar buradaki ifademiz bizim neye eşittir? 300 arkadaşlar 2 virgül 10 üzeri eksi 1 olmadığından dolayı 0. 10 üzeri eksi 2'nin önünde görünmeyen aslında burada ne vardır? 1 vardır. 1 o zaman 0,15 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani burada arkadaşlar demek ki buraya 3 gelecek. Buraya arkadaşlar 0 gelecek, buraya 2 gelecek. Demek ki buraya arkadaşlar bizim kaç gelecek? 0 gelecek. Buraya arkadaşlar 1, buraya da arkadaşlar 5 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi buraya baktığınız zamanki durumda arkadaşlar o zaman 3 nasıl hareket edecek? Kaç birim hareket edecek? Şimdi bakın arkadaşlar 1 birim buraya geldi. 2, 3, 4. Demek ki arkadaşlar buradan 4 birim ne yapması lazım? Hareket etmesi gerekiyor. 3 için. 1'e bakalım arkadaşlar. 1 kaç birim hareket edecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim arkadaşlar hareket etmesi lazım. Aynı zamanda arkadaşlar 0'a baktığınız zaman 0, 1, 2, 3, 4. 4 birim hareket edecek. 4 birim. Peki 2'ye bakalım arkadaşlar. 2 kaç birim hareket edecek? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim hareket edecek. Değil mi? 2'ye baktığınız zaman 5 birim. Sonra arkadaşlar 0'a baktığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4. 4 birim hareket edecek 0'da. Peki devam edelim arkadaşlar. 1'e baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 1 arkadaşlar bizim kaç birim? 6 birim hareket edecek. Ya, yazmıştık zaten onu. 5'e bakalım arkadaşlar. 5'imiz kaç birim hareket edecek? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 de arkadaşlar bizim görmüş olduğunuz gibi 5 birim hareket edecek şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Bizden istenen neydi arkadaşlar? Bizden istenen en az kaç birim? Toplamda en az kaç birim? O zaman ben bunların hepsini ne yaparım arkadaşlar? Toplarım. 10, 20, 28 şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. O zaman cevabımız bolu şeklinde diyebiliriz. Evet, 10. sorumuz Martı nedir demiş. Martı yaşamı kolaylaştıran, seni şehir trafiğinden kurtarırken şehir ile birleştiren bir elektrikli skuter kiralama servisidir demiş. Burada tabi bir reklam yapmış. Aşağıda demiş Martı uygulamasında yakınındaki martılara bakmak isteyen Adan'ın telefonunun ekranı ve martının ücret tarifesi verilmiştir. Adan'ın konumu siyah nokta ile, uygun martının konumu ise yeşil nokta ile gösterilmiştir diyor. Adan martı ile 12 km bölü saat sabit hızla 5,76 kilometre yol gitmiştir. 5,76 Karaköy dışına çıkarken arkadaşlar burası bizim neye çıkar? 2,4 kilometre şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar 2,4 kilometreyi arkadaşlar 12 km bölü saat sabit hızla giderse 2,4'ü ben 12'ye böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar burası kaç yapar? 0,2 saat yapar. 0,2 saat arkadaşlar 0,2 çarpımda arkadaşlar 60'tan. Biz ne bulabiliriz arkadaşlar? 12 dakika şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Demek ki 12 dakika hareket etmiş. Buna göre Ada Martı'ya ödediği ücretle aynı Martı ile 9 km bölü sabit hızla
kaç kilometre yol gider diye şeklinde ne yapmış arkadaşlar, bize sormuş. Şimdi normalde arkadaşlar 12 dakika olduğuna göre zaten yine aynı şekilde adam martıya ödediği ücret de aynı martı ile 9 kilometre sabit hızla kaç kilometre yol gider? Açılış ücreti zaten 1.99'da, zaten değişmeyeceğinden dolayı açılış ücretini geri koymama gerek yok. O zaman 12 çarpımda arkadaşlar 0.75 giderse burada arkadaşlar 9 TL ne yapar arkadaşlar? Ödemesi gerekiyor. Sadece gittiği her bir dakika için, gitmiş olduğu yol için. Açılış ücretini katmıyorum arkadaşlar buraya. Çünkü zaten burada da aynı martı ile 9 kilometre yol gidebilmesi için yine açılış ücretini katması gerekiyordu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buradan şunu söyleyeceğiz. 9'u tekrar arkadaşlar biz 0.75'e böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar, demek ki buradan arkadaşlar ne yapacak? Yine 12 dakika gitmesi lazım. 12 dakika gidebilmesi için o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biz 9 kilometre bölü saat dediğine göre 12 dakikada arkadaşlar bizim 0.2 neydi arkadaşlar, saatte. O zaman 9'u arkadaşlar biz 0.2 saatle çarparsak o zaman burası kaç yapar arkadaşlar? 1.8 kilometre şeklinde ne yapabilir arkadaşlar? Gidebilir şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap neye eşittir? Adana'ya eşittir şeklinde deriz. Evet, 11. sorumuz. Aşağıdaki şekilde belli bir kurala göre sayılar birleştirme oyunu verilmiştir diyor. Boyunda bulunan her dairedeki çizgi sayısı daire içinde yazan sayının farklı asal çarpan sayılarına eşittir. Farklı iki daire en fazla bir mavi çizgiyle birbirine bağlanmaktadır. Mavi çizgiler birbirini kesmeyecek şekilde yatay, dikey veya çapraz kullanılabilir demiş. Örnek vermiş. 12'nin çarpanları arkadaşlar 2 ve 3, yani 2 tane olduğuna göre bir buraya vermiş, bir buraya vermiş. 90'ın çarpanları 2, 3 ve 5 olduğuna göre, 3 tane olduğuna göre 1, 2 ve 3 olmuş. 19 bir tane olduğuna göre bir tane vermiş. 3 bir tane olduğundan dolayı bir tane vermiş. 9 arkadaşlar bir tane olduğundan dolayı bir tane vermiş. Bu şekilde yapmış. Buna göre aşağıda verilen oyunda kullanılan toplam mavi çizgi sayısı kaçtır demiş. Şimdi 16'nın arkadaşlar bir tane asal çarpanı vardır. 29'un bir tane asal çarpanı vardır. 81'in bir tane asal çarpanı vardır. 81'in 3'tür. 16'nın 2'dir asal çarpanları. 15'in arkadaşlar, 15'in asal çarpanları 3 ve 5'ten 2 tanedir. 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5'ten arkadaşlar 3 tanedir. Peki ben bunları nasıl birleştireceğim? Demek ki ben bunları arkadaşlar şöyle birleştirebilirim. Bunun arkadaşlar baktığınız zaman şurada 3 tane arkadaşlar çizgi şeklinde çizmemiz lazım buraya. Buraya baktığınız zaman bir tanesi burada. O zaman bunun bir tanesini de buraya koyabiliriz. Çünkü 2 tane görmüş olduğunuz gibi asal çarpanları vardır. 16'nın bir tane olduğundan dolayı bir tane çizgi çizdik. 30'un arkadaşlar 1, 2, 3 tane olduğundan dolayı arkadaşlar 3 tane çizgi çizdim. 29'un bir tane olduğundan dolayı bir tane çizdim. 81'in bir tane olduğundan dolayı bir tane çizdim. Peki toplamda şu anda kaç tane bizim çizgi mavi çizgimiz var? 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane var. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 12. sorumuz. Aşağıdaki tabloda ABC kanallarında yayınlanan programların ve reklam kuşaklarının süreleri verilmiştir diyor. Bu 3 kanalın yayın akışı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiyor. Bu 3 kanal yayınlarına aynı anda birer programla başlıyorlarmış. Her programdan sonra yayın kesintisi olarak reklam kuşağı ile devam ediyormuş. Her reklam kuşağından sonra yayın kesintisi olarak programla devam etmektedir diye söylemiş. O zaman A kanalına baktığınız zaman 30 artı 15'ten kaç yapar? 45 dakikada bir arkadaşlar yayına tekrar kaldıkları yerden devam ediyorlarmış. B kanalı 40 artı 5'ten 45 dakikada bir yayına devam ediyorlarmış. C kanalı 50 artı 25'ten arkadaşlar burası 75 dakikada bir devam ediyormuş. Aynen yayına. A ve C kanallarında tekrar aynı anda program başlayınca A ve C'ye bakalım arkadaşlar. Yani burası 45 ve 75. Tekrar program aynı anda program başlayıncaya kadar geçen sürede. O zaman bu ne demek arkadaşlar? İkisinin de aslında ek okunu bul demek. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 45 demek ne demek? 9 çarpımda 5 demek. 75 demek ne demek arkadaşlar? 5 çarpımda 15 demek. O zaman şöyle yapalım. Her ikisinde de arkadaşlar bizim neler ortak? Aslında 15'ler ortak. O zaman 45'e şöyle yapsak. 15 çarpımda 3 desek. Şimdi bakın arkadaşlar. Demek ki bu ikisinin ek okları 15 çarpımda 3 çarpımda 5'ten. O da kaç yapacaktır arkadaşlar? Çarptığınız zaman 225 yapacaktır. Demek ki 225 dakika sonra demek ki A ile C kanalları aynı anda tekrar bir daha başlayacaklar. Peki 225 dakikada diyor ki arkadaşlar B kanalında kaç program bitmiştir? O zaman B kanalında 40 artı 5'ten toplamda 45 dakikada bir aynı program başladığına göre 225'i ben neye böleceğim arkadaşlar? 45'e böleceğim. 45'e böldüğümüz zaman kaç çıkar arkadaşlar bizim? 5. O zaman cevabımız kaça eşittir? B kanalında kaç program bitmiştir? 5 program bitmiştir şeklinde söyleyebiliriz.
Evet, 13. sorumuz. Aşağıda uzunlukları farklı, genişlikleri eşit ve 20 santim olan dikdörtgen şeklindeki gri ve kahverengi renkte iki farklı tahta verilmiştir diyor. Beyza diyor, bu iki tahtayı diyor eş dikdörtgen parçalar oluşturacak şekilde keserek bu parçalarla bir bloğun üzerine aşağıdaki gibi kaplayacaktır diyor. Beyza bu kaplama sonunda elindeki tahtaların tamamını kullandığına göre bu bloğun uzunluğu en az kaç santimetredir diye sormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar, 480 ve 768, o zaman biz bunları eş parçalara böleceğimize göre en az sorduğuna göre o zaman neyini bulmamız lazım? EBOB'unu bulmamız lazım. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar, 480 96 çarpımda 5 şeklinde söyleyebiliriz. 768'de arkadaşlar biz 96 çarpımda arkadaşlar 8 şeklinde söyleriz. Demek ki EBOB'larımız arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 96'ya eşitmiş. Yani demek ki şu uzunluğumuz aslında bizim kaça eşitmiş? 96'ya eşitmiş. 96 santimlik parçalara ayıracağım. 96 santimlik parçalara ayırdığımız zamanki durumda burası 5 parça yapar. Burası da arkadaşlar bizim kaç parça yapar? 8 parça yapar. 8 parça. Toplamda arkadaşlar bunlar kaç parça yaptı? 13 parça yaptı. Demek ki bunlardan arkadaşlar toplamda 13 tane parçamız yan yana gelecek. O zaman 13 çarpımda her bir parçamızın şu uzunluğu da arkadaşlar bizim kaçar santim? 20'şer santim, görmüş olduğunuz gibi. 20'şer santim olduğuna göre çarpı 20 diyeceğiz. O zaman çarparsak arkadaşlar burası bizim kaça eşittir? 260'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap neye eşittir? Bolu'ya eşittir deriz. Evet, 14. sorumuz. Aşağıdaki çarklar ok yönünde aynı anda çevrildiğinde şekilde verilen kutunun içerisine birer harf, rakam veya şekil gelmektedir diyor. Örneğin şekil 1'de görünümünde olan çarklar oklar yönünde bir kez çevrildiğinde şekil 2'deki görünüm elde edilmektedir. Şekil 1'de verilen çarklarda yıldız ve yıldız görünümü oluşturmak için çarklar x kez çevriliyor. Yani demek ki yıldızların karşı karşıya gelmesi isteniyor. Şimdi buraya baktığınız zamanki durumda 4'e 1 gelmiş. Ondan sonra ne yapmış arkadaşlar? 2'ye 6 gelmiş. Yani bu şekilde döndüğü zamanki durumda. Sonra ne gelmiş arkadaşlar? 5'e 0 gelmiş. Sonra ne gelecek arkadaşlar? Baktığınız zaman B'ye üçgen gelecek. Sonra kaç gelecek? Yıldıza yıldız gelecek. Yani buraya baktığınız zamanki durumda arkadaşlar o zaman ne olması gerekiyor? Burada baktığınız zamanki durumda yıldıza yıldız bu şekilde ne yaptı arkadaşlar? Tek tek geldi. X aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Öncelikli olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gelmiş. 6 ve 8'in ek oklarına bakacağız. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığınız zaman hangisi olamaz diyor ya. 6 ve 8'in ek okları kaç yapar? 4 çarpımda 2 çarpımda arkadaşlar 3. O zaman burası da 4 çarpımda 2'den. 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar 4'ten. O zaman 12, 12 çarpımda 2'den kaç yapar arkadaşlar? Bizim 24 yapar. Demek ki 24 değil mi arkadaşlar? Baktığınız zaman 24 veya 24'ün katı olarak düşünebilirsiniz. Ama şuraya da şıklara bakacak olursanız arkadaşlar ya bunları tek tek arkadaşlar yazmanız gerekiyordu. Mesela bundan sonra ne gelir? 5'e 0 gelir. Mesela B'ye üçgen gelir. Aynı zamanda arkadaşlar yıldıza yıldız gelir. Değil mi? Bu şekilde ne yapar arkadaşlar? Gider. Sonra tekrar bir dahaki seferde yıldıza yıldız gelen ifadeyi bulursunuz. Kaç defa tekrar etmiş? Bunu bulup o şekilde hareket edebilirsiniz. Veya şimdi şıklara dikkat edecek olursanız arkadaşlar 24. Şimdi 24 ve 24'ün katı. Burası 24 artı 4 eklemiş. Burası arkadaşlar ne yapmış? 24'ü arkadaşlar ne yapmış arkadaşlar? 3 ile çarpmış. 24'ü 3 ile çarpmış. O zaman 3 kere 4 12. 3 kere 2 6. Yani 72. 72 artı 4 eklemiş. Bakın arkadaşlar her birinde ne yapmış arkadaşlar? 24 ve 24'ün katlarına arkadaşlar 4 eklemiş. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 24'ü arkadaşlar 5 ile çarpıp 4 eklediğiniz zamanki durumda yine 124 yapıyor. Demek ki bunda da arkadaşlar 4 eklemiş. 24 ve 24'ün katında. Ama buraya baktığınız zaman arkadaşlar burası zaten 24'ün bir katı. O zaman 4 eklenmemiş hali. O zaman bunlardan hangisi olamaz dediğine göre demek ki bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. O zaman cevap Denizli olamaz şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, 15. sorumuz. Bilgi depolamada kullanılan diğer ölçü birimlerinden bazıları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi aşağıda internetten 3 farklı dosya indirmekte olan Melike'nin bilgisayar ekranındaki görüntüsü verilmiştir. Turuncu boyalı kısımlar indirilen dosyaların ne kadar indirildiğini göstermektedir diyor. Melike 2 GB'lık internet paketi satın almış. Melike dosyaları indirme işlemi tamamladığında aldığı ek internet paketine geriye kalan internet miktarı kaç bittir diye sormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikli olarak 5 çarpımda 2 üzeri 9 dediğine göre bakın 3'ünü kullanmış. Demek ki buradan 2'si kalmış. Demek ki burası 2 çarpımda arkadaşlar 2 üzeri 9 MB'lık arkadaşlar
Ne olmuş arkadaşlar? Yani şunu diyebiliriz. 2 çarpı 2 üzeri 9, 2 üzeri 10 demek. 2 üzeri 10 da arkadaşlar 1024 demek. 1024 megabaytlık demek ki arkadaşlar burada yerimiz gitmiş. Yani daha doğrusu megabaytımız gitmiş. Yani bu da ne demek arkadaşlar? 1 GB'ımız gitmiş. Zaten 2 GB almıştı. 2 GB'ın bir tanesi arkadaşlar demek ki buraya gitmiş. Buradan ne kaldı şu anda? 1 GB'ımız kaldı. Peki. Devam edelim buraya. 2 üzeri 11 demiş. 1, 2, 3, 4. 4. Ben bunu şöyle yazsam arkadaşlar. 4 çarpımda arkadaşlar 2 üzeri. Yani 2'nin karesi çarpımda arkadaşlar. 2 üzeri arkadaşlar. Ben burayı kaç yazabilirim? 9 şeklinde yazabilirim. Bunun 3 tanesi gittiğine göre demek ki burada bir tane kalan neye eşittir arkadaşlar? 1 çarpımda 2 üzeri 9'a eşittir. Çünkü neden? Şurası da arkadaşlar bizim 3 çarpımda 2 üzeri 9'dur. 3 çarpımda 2 üzeri 9 ile 1 çarpımda 2 üzeri 9'u toplarsanız 4 çarpımda 2 üzeri 9 yani 2 üzeri 11 yapar. Demek ki burası da bizim neye eşittir? 2 üzeri 9 yani 512 MB. 512 MB arkadaşlar yarım gigabayt. Çünkü neden? 1024 benim megabayt benim 1 GB'tı. Çünkü 1 GB'ını şurada harcadık. Demek ki burada da şu ikisinde 1 GB'ını kullanmamız gerekiyor. Bu 1 GB'ın yarısını da şu anda ne yapmış olduk arkadaşlar? 512'sini kullandık. Geriye ne kaldı? 512 MB'ımız kaldı. Peki devam edelim. Buradan arkadaşlar bize verilenlere göre 2 üzeri 9 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane parçaya böldüğümüz zamanki durumda. O zaman arkadaşlar burada baktığınız zaman şunun arkadaşlar burası neye eşittir? 4 çarpımda arkadaşlar 2 üzeri 6 diyebiliriz. Aynı zamanda şurası da bizim 4 çarpımda 2 üzeri 6'ya eşittir deriz. Çünkü 8 çarpımda 2 üzeri 6'dan o da 2 üzeri 9 yapar. Demek ki 4 çarpımda 2 üzeri 6 demek ne demektir? Burası arkadaşlar 64, 64 çarpımında 4 o da bizim ne yapar arkadaşlar? 256 yapar. Megabayt. Şimdi 256 megabayt demek arkadaşlar. Şimdi 512'sini zaten burada kullanmıştık 1 GB'ın. Demek ki 512 kalmıştı. 512'sinin arkadaşlar ne yaptık arkadaşlar? Biz 256 megabaytını da kullandık. Şu anda ne kadar kaldı? 256 megabaytı kaldı. Peki 256 megabayt demek ne kadar demek? Arkadaşlar 2 üzeri 8 megabayt demek. Bu megabaytı arkadaşlar biz kilobayta çevirmek için o zaman 2 üzeri 10 ile çarpmamız lazım. O zaman 2 üzeri 10 ile çarparsam şu anda kilobayta çevirdim. Tekrar bir daha 2 üzeri 10 ile çarparsam arkadaşlar şu anda megabayttan kilobayta çevirdim. Bayta çevirdim. Bayttan da bite çevirebilmem için o zaman 2 üzeri 3 ile çarpmam lazım. O zaman burada tabanlarımız eşit olduğundan dolayı üstleri toplayacak olursam 10, 10, 20, 13 daha eklersek arkadaşlar 2 üzeri 31 şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevap Adana şeklinde diyebiliriz. Evet 16. sorumuz arkadaşlar bizim mikroskop gözle görülemeyecek kadar küçük canlı veya cansız maddeleri incelememizi sağlayan optik bir araçtır demiş. Oküler ve objektif ise bir ışık mikroskobunun optik kısmını oluşturan parçalardandır demiş. Büyütme derecesi objektif ve oküler için farklı olabilir. Herhalde bunu hazırlayan büyük ihtimalle bir biyolog olabilir diye düşünüyorum. Örneğin demiş oküler büyütmesi 10 kat, objektif büyütmesi 20 kat olduğunda mikroskobun büyütmesi 10 çarpımda 20'den 200'dür olduğunu söylemiş. Şimdi 1 milimetre 1000 mikrometre yani 10 üzeri 3. 1 mikrometre 10 üzeri arkadaşlar 3 nanometre olduğunu söylemiş. O zaman 1 milimetre 10 üzeri 3 çarpımda 10 üzeri 3'ten 10 üzeri 6 yapar. 1 milimetre arkadaşlar bizim 10 üzeri 6 nanometre. Nanometre. Tamam. Oküler büyütmesi 5, 20, 40 kat. Objektiflerin büyütmesi ise 10, 40 ve 50 kat olan bir mikroskopta 2,2 nanometre. 2,2 nanometre demek arkadaşlar milimetre cinsinden istiyor. Bilimsel gösterimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ha, bir bakterinin en küçük ve en büyük görüntüsü. O zaman şöyle yapalım. Önce 2,2 nanometrenin büyüklüğüne bakalım bilimsel gösterim olarak. Burası 1 milimetre 2 üzeri 10 üzeri 6 nanometre ise 2,2 nanometre kaç milimetredir? İşler dışlar çarpımı yapacak olursanız arkadaşlar 2,2 çarpımda 10 üzeri eksi 6 milimetre olduğunu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Görebilirsiniz. Peki şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Büyütme oranlarına, en küçüğü ve en büyüğüne bakacağız. En küçüğü demek arkadaşlar 5 ile 10'u çarparsanız o da kaç yapar? 50. O zaman 2,2 çarpımda 10 üzeri eksi 6'yı arkadaşlar 50 ile çarpacağız demektir.
Ben buna 50 ile çarparsam arkadaşlar burası kaç yapar? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 50 ile 2,2'yi çarparsam 110. Yani 110 çarptığımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 der. Ben bunun bilimsel gösterim olabilmesi için o zaman 1,1 çarpımda 10 üzeri arkadaşlar kaç derim? 1, 2 birim sola doğru kaydırırım. Eksi 4 şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki 1,1 çarpımda 10 üzeri eksi 4. Bakıyoruz şıklarımızda 1 C'de var, 1 de B'de var. O zaman şurada arkadaşlar şu ikisi ne yapılır? Otomatik olarak gider. Devam edelim. En büyüğüne bakmak için burası 40, burası da arkadaşlar 50 kat olduğunu düşünelim. 40 ile 50'yi çarparsam kaç yapar arkadaşlar? 2000. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Ben buradan şunu söylüyorum. Diyorum ki 2,2 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 6'yı arkadaşlar ne yapıyorum? 2000 ile çarpacağım. Çünkü 40 ile neyi çarpmıştım? 50'yi çarpmıştım. 40 ile 50'yi çarptığım zaman arkadaşlar 2000 ile çarparsam burayı şöyle yapalım. Burası 10 üzeri 3. 2 ile bunu çarparsam burası 4,4 çarpımda 10 üzeri eksi 6 çarpımda. Şurası da arkadaşlar 10 üzeri 3 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burası 4,4 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri kaç yapar? Eksi 3 şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki en büyüğü de 4,4 çarpımda 10 üzeri eksi 3 şeklinde. Ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim 17'ye. 17'de arkadaşlar ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgen prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C'dir demiş. Yukarıda verilen birbirine eş dikdörtgen prizması şeklindeki kutular aşağıdaki gibi birer ayrıtları çakışacak şekilde yerleştirilmiştir diyor. Şimdi hacmini zaten vermiş bize arkadaşlar. Şimdi bir yapının yüksekliği şuradaki yapının birinci yapının yüksekliği arkadaşlar kaça eşitmiş? 4 kök 32. Kök 32 arkadaşlar. Karekök dışına çıkartırsanız burası kaç yapar? 4 kök 2 yapar. Önünde 4 olduğuna göre demek ki şuranın tamamı arkadaşlar bizim ne eşittir? 16 kök 2. Peki 16 kök 2 1, 2, 3, 4. 4 parçaya ayrılmış. Yani şurası 16 kök 2'ymiş. Bir parçasını ne yapabilirim arkadaşlar? Ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar bir parçasını? Yani şuradaki parçamıza baktığınız zaman arkadaşlar 16 kök 2'yi ben arkadaşlar 4'e böldüğüm zaman bir tanesini buldum. 4 kök 2'ye eşitmiş. Yani şurası arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 4 kök 2'ye eşitmiş. Bakın şurası arkadaşlar bizim 4 kök 2. Şekil 2'ye baktığımız zamanki durumda burası kök içerisinde 162. Bu da 81 çarpımda arkadaşlar 2 demek. Yani 9 kök 2 demek. Şimdi buranın tamamı 9 kök 2 olduğuna göre o zaman şuranın tamamı, bakın şuranın tamamı 9 kök 2'ye eşitmiş. Eğer burası 9 kök 2 ise 4 kök 2 buradaysa demek ki şu parçamız arkadaşlar bizim kaça eşittir? 5 kök 2'ye eşittir deriz. Demek ki arkadaşlar burası da 5 kök 2. Peki devam edelim. Şu parçamız arkadaşlar bizim neydi? 4 kök 2 idi. Şekil 3 11 kök 2 demiş. Arkadaşlar buranın tamamı 11 kök 2'ye eşitmiş. 4 kök 2 buradaysa arkadaşlar o zaman buraya kaç kalacaktır? 7 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani şu parçamız arkadaşlar bizim 7 kök 2 şeklinde ne yaparız söyleriz. Demek ki şurası arkadaşlar bizim 7 kök 2. Şurası arkadaşlar 5 kök 2. 5 kök 2. Aynı zamanda şu kenarımız arkadaşlar bizim kaçtır? 4 kök 2. Bizden istenen bu şeklin hacmi. Bu şeklin hacmini bulabilmek için 3 tane farklı kenarının çarpımı. Yani arkadaşlar ne diyeceğiz biz? 4 kök 2, 7 kök 2 ve arkadaşlar 5 kök 2 çarpacağız. Zaten kök 2 ile kök 2 çarparsak 2. 7 kere 4 kere 5 20. 20 ile 4'ü 7'yi çarparsam arkadaşlar burası 140. 140'ı 2 ile çarparsam kaç yapar? 280. O zaman cevap 280 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız Denizli şeklinde diyebiliriz. Evet, 18. sorumuz aşağıdaki şekil 1'de verilen kapalı durumda kare şeklindeki sahne kleketi şekil 2'deki gibi açılıyor. Buna göre şekil 2'deki sahne kleketinin zemine dik açılan üst parçasının bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şöyle önce bunu dışarı çıkartalım arkadaşlar. Burası 11 çarpımında yani 121 çarpımında 2 şeklinde düşünebilirsiniz. 11 kök 2 yapar. Burası da 400 çarpımında 2'den 20 kök 2 yapar. Şimdi buraya bakacak olursanız burası kare şeklinde olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bakın kare şeklinde sahne kleketi demiş. Demek ki burası da 11 kök 2. Yani aslında şu kenarımız, bakın şuradan şuraya kadar ki kenarımız arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 11 kök 2'ye eşitmiş. Peki burası 11 kök 2 olduğuna göre demek ki şu kenarımızı biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. 11'den yani 20'den 11'i çıkartırsam kaç yapar arkadaşlar? 9 kök 2. Şimdi eğer burası 9 kök 2 ise o zaman burası arkadaşlar 11'den 9'u çıkartırsam bakın şu parçanın uzunluğunu bulabiliriz. 11'den 9'u çıkarsam kaç yapar arkadaşlar? Bizimki şu parçanın uzunluğu demek ki arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 2 kök 2 eşitmiş. Nereden çıkarttım? 11 kök 2'den arkadaşlar ben 9 kök 2'yi çıkarttım. O da arkadaşlar bizim 2 kök 2 yaptı.
Zaten bizden istenen arkadaşlar şuradaki parçanın arkadaşlar neyini istiyor bizden? Alanı istiyor. Bu parçanın alanı zaten şu kenarımız arkadaşlar bizim kaçta 2 kök 2. Aynı zamanda şuranın uzun kenarı şöyle düşünelim. Burası 2 kök 2. Burası da arkadaşlar 11 kök 2. Buranın alanı istiyor. Buranın alanını bulabilmek için ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. 2 kök 2 ile arkadaşlar 11 kök 2 çarptığımız zamanki durumda 2 ile 22, 11'i çarparsam 22 yapar. 22 ile de kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. Çarptığınız zaman kaç yapar arkadaşlar? 44. O zaman cevabımız kaç eşittir? 44'e eşittir. Yani cevap bol şeklinde diyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 19. soruya. Pelin salonuna taban çapları sırasıyla 5 desimetre, 4 desimetre ve 2 desimetre olan pembe, mavi ve mor renkteki saksıları aşağıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. Şimdi demek ki arkadaşlar şurası 5 desimetre. Burası arkadaşlar bizim 4 desimetre. Burası arkadaşlar bizim kaçtır? 2 desimetre olduğu söylenmiş. Pembe ve mavi saksılar arasında 4 kök 3. Burası 3 kök 3. Burası da kök 3 olduğu söylenmiş. Pelin'in salonunda bulunan 2 karıncadan biri pembe saksının önünde. Şimdi pembe saksının önünde arkadaşlar şurada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir arkadaşlar. Onu düşünmek lazım. Diğeri ise 22 desimetre sağında yer almaktadır. 22 desimetre sağında olduğuna göre. Şimdi öncelikli olarak 4 kök 3, 3 kök 3 ve 2 kök 3'ü bir hesaplayalım. Özür. Kök 3'ü hesaplayacağız. Topladığımız zaman 7, 8 olacak. 8 kök 3. 8 kök 3'ü içeri attığımız zaman 64 çarpımda 3 kök içerisinde 192 yapar. 192'nin yaklaşık değeri arkadaşlar 14'e eşittir. Yani demek ki şuradan baktığımız zamanki durumda şurası, şurası, şurasının toplamı arkadaşlar 14'e eşit diyebiliriz. Buna göre ikinci karıncanın konumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Balkonun kapısının önündedir demiş. O zaman arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Biz buradan arkadaşlar bunu hesapladığımız zamanki durumda balkonun kapısının önünde olabilir mi? Hemen bir bakıyoruz arkadaşlar. Burası 14 dedik. Zaten şu ikisi 14. 14 olduğuna göre 14'e mesela 6 eklersek arkadaşlar burası yani şurada olduğunu düşünüyorum. 6 eklediğim zaman kaç yapar arkadaşlar? Bizim 20 yapar. Zaten 22 idi. O zaman balkonun önünde olabilir mi? Olabilir. Sonra gelelim. Mor saksının önündedir demiş. Şimdi mor saksının önünde olması için yani şurada olabilmesi için o zaman ne olacak arkadaşlar? Şu kök 3'ü eleyeceğiz. Yani 4 kök 3'te biz ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı için düşünüyorum. 4 kök 3'te 3 kök 3'ü toplayacağız. Topladığımız zaman 7 kök 3 yapar. 7 kök 3'ün yaklaşık değeri 49 çarpımda 3'ten arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 147 yapar kök içerisinde. 147 de arkadaşlar 12'ye yakın diyebiliriz. Yani demek ki şurası 12 olabilir. Yani şu ikisini toplamı 12 olabilir. 12'ye 4 daha eklersek arkadaşlar bizim kaç yapar? Önce şurada olduğunu düşünelim. 5 artı 4'ten kaç yapar? 9. O zaman 12'ye 9 daha eklersek arkadaşlar burası 21 yani 22. O zaman demek ki arkadaşlar burada bir yerlerde olabilir mi? Bu da olabilir. Düşünebiliriz. Çünkü şurada olduğunu farz ediyorum o zaman burada. Yani bu kırmızı pembe saksının ucunda olduğunu düşünüyorum. 5 buradan 4 buradan. Aynı şekilde şurası da arkadaşlar şu ikisinin toplamı da bizim kaçtı? 12 idi. 12 ile de arkadaşlar 9'u topladığınız zaman bizim kaç yapar? 21 yani şuralarda bir yerlerde. Olabilir. Mor saksı ile balkon kapısı arasındadır demiş. Mor saksı ile balkon kapısı arasında. Ha şurada olabilir mi? Evet, gerçekten baktığınız zaman arkadaşlar eğer bunu ben biraz bu tarafa doğru getirirsem demek ki şuraya doğru ilerler. Bu da olabilir. Mavi ve mor saksının arasındadır. Mavi ve mor saksının arasında olabilir mi diyor. Yani şurası. 3 kök 3'ü eğer iptal edersem arkadaşlar bir kere o zaman bunun arasında olabilmesi için mutlaka ve mutlaka şuradan 5 ve 9'u çarpsanız zaten toplasanız bile imkanı yok. Gelemiyor. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim 20. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Mert ve Didem ikiye bölünmüş eş kartlara ikili kart kendi belirledikleri sayıları soldan sağa doğru sıralayarak aşağıdaki gibi bir sayı oyunu oynamaktadır. Mert'in belirlediği sayı 2 basamaklı 54, Didem'in belirlediği sayı 3 basamaklı 204 sayısıdır. Oyunda kartlardaki rakamlar aynı olduğunda o kart yukarıdaki gibi pembe renge boyanıyor. Bu oyunun Mert 4 basamaklı 2035, Didem 5 basamakla 21.789 sayılarındaki rakamların tamamını kullanarak tekrar oynuyor. Ve oyunda 3 tane ikili kart pembe renge boyanıyor. Şimdi buraya dikkat edecek olursanız burası 2, burası arkadaşlar 3. 2 ve 3'ün ekoklarına baktığınız zaman 6. 6 da ne yapıyor arkadaşlar? Bakın görmüş olduğunuz gibi birleşti. Demek ki arkadaşlar burada ikiler ne yapabilir arkadaşlar? Üst üste gelebilir. Çünkü başka sayımız görmüş olduğunuz gibi var mı? Ortak yok.
O zaman ikiler gelebilmesi için arkadaşlar burası bizim 4, burası arkadaşlar bizim kaçtı? 5'ti. 5 kere 4'ten kaç yapar? 20 defada 1 gidecek demektir. 3 tane ikili kart pembe renge boyandığına göre o zaman ne yapacağız? Bunu 3 ile çarpacağız. Demek ki 60 ne olması lazım arkadaşlar? 60 tane ikili kart kullanılması gerekiyor şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap nedir? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz.